Aslında vatandaş haklı, bana not geçmiş, diyor ki Ardan Bey, diyor sen, diyor Libya, Orta Doğu, işte ne bileyim ben, Suriye, Irak, İran falan, bunlardan başka bir şey bilmezmişsin. Hepsi esasında adam haklı. Ne yapayım ki, Türkiye öyle bir coğrafyada yaşıyor ki o kadar büyük bir milli beka saldırılarıyla karşı karşıyayız ki başka bilgilerimizi sizlerle paylaşma şansımızı onlar öncelik aldığı için biraz geriye bırakıyoruz. Esasında konuşulacak çok keyifli de sohbetler var, edilecek sohbetler var. Ben sohbeti de iyi bir adamımdır, bakmayın siz. Yani sadece bilimsel konular, yok strateji falan değil. Oturduk bir masaya, güzel sohbetimiz de vardır. Ama işte son bir yıldır bu kanalda ağırlıklı olarak önce Libya'yı, sonra Karabağ'ı, yani işlemesen ayıp. Vatandaş soracak, ey Ardan Zentürk, sen bunca yılı bu kadar basit konularla mı şey yapacaktın falan diye, ama konunun basiti yoktur esasında. Konu her zaman iyidir. Gazetecilikte şöyle bir kuralımız vardır yazılı basından. Hangi haberi manşete çektiysen o haber önemlidir. Bu kadar. Yani efendim bu haber manşete konur mu? Konur. Ne olur? Konmuşsa da bir şey kaybedilmemiş olur. Şimdi benim bugünkü konum, yüksek izninizle, uzay. Çünkü bu uzay sadece uzaydan ibaret değil. Hani başka bir şey bu. Bir yeni bir dönem bu uzay işi. Hani bu Soğuk Savaş yıllarında 1947-1991 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği arasında yaşanılmış olan ve 1969 yılında Ay'a Amerikalıların ayak basmasıyla 3 aşağı 5 yukarıda birazcık askıya alınmış olan o ünlü uzay rekabeti, ünlü uzay mücadelesinin ötesinde bir duruma doğru gidiyoruz. Ve bu duruma doğru gidişte de Türkiye bir pozisyon alıyor. Türkiye bu pozisyonu alırken hemen bütün varlığını dış bağlantılarına bağlamış bazı çevrelerde kendi pozisyonlarını almaya başlıyorlar. Esasında bir konuyu başından, yani son cümleyi ilk dakikadan söyleyerek belirtelim. Türkiye uzayda, uzay çalışmalarında çok ama çok geri kalmıştır. Bunu söyleyelim. Bunun sorumlusu şu siyaset, bu siyaset değildir. Bu dünya konjonktürüyle özellikle de ittifak içinde olduğumuz Batı toplumlarının bize karşı olan ambargocu tutumlarından kaynaklanmaktadır. O kadar Arap veya İngiliz veya Fransız astronot çıkarttı Amerika Birleşik Devletleri uzaya. Bir tane de Türk astronot bilim adamı çıkaramaz mıydı? Çıkarırdı. Çıkaracağım deseydi hayır mı derdik? Hayır demezdik. Ama yapmaz. Çünkü Türkler için ta İkinci Dünya Harbi'nin sonunda, bakın sohbet iyi, şöyle bir arkanıza yaslanın, bugün formumdayım bu konuda. İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Yalta, Potsdam, Kahire falan konferanslarında dünya bölünmüş ya, Batı'nın kafasında 1991 sonrasında da o bölünmüşlük devam ediyor. Yani o bölünmüşlükte Stalin, anladığım kadarıyla, dönemin Churchill'ini, Eisenhower'ını falan, demiş ki tamam Türkiye sizin cephede kalsın ama buralar benimdir, işte Doğu Avrupa falan filan. Böyle bir pazarlık yapılmış. Böyle bir işler olmuş. Biz de 1947'de Amerika Birleşik Devletleri ile İsmet Paşa ikili savunma işbirliğine imzalamış. İncirliğin temeli o günlerde atılmış falan. Ondan sonra NATO'ya girmişiz 1952'de. Öncesinde bir Kore Harbimiz var falan. Böyle bir hengame içinde Batılılar bize demişler ki arkadaş siz fazla depreşmeyin. Zaten tehlikeli bir milletsiniz. Geçmişte 600 yıllık imparatorluklar falan filan, Çanakkale Harbi'nde en zor anlarda zafer kazanmalar. Biz sizi bir kontrol edelim bakalım demişler. Kontrol öyle başlamış. Ve cız olan konular olmuş. Bakın 1959'da Polatkan, Zorlu ve Menderes ta Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyorlar. Orada Roosevelt'le bir buluşmaları var.
hep anlatmışımdır. Orada diyor ki Menderes, arkadaş ben gelişmekte olan bir Türkiye Cumhuriyeti'yim. Yolları yaptık, demir yollarını şey yaptık, iyi kötü ticareti canlandırdık, artık ben sanayileşeceğim. Bana biraz böyle bir destek olun falan diyor. Orada Rockefeller, o zamanlar Rockefeller'lar Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nı kontrol ediyorlar bizzat, görevli olarak yani. O da diyor ki, Ayka diyor ki başkanı, oltaya takılmış bir balıktır Türkiye, onlara yem vermenin alemi yok, yolla bunları diyor. Bizimkiler geri dönüyorlar, sanayileşme planları reddedilmiş ve hatta yüzlerine karşı soğuk savaş yılları çerçevesinde Türkiye'nin görevi bir savaş halinde tarımıyla Avrupa'yı doyurmaktır denilmiş bir vaziyette geri dönüyorlar. Sonra Menderes ya diyor ki dışişlerinden de bürokratların, diplomatların, ikili ekonomik işler daire başkanı Semih Günver'in de raporlarıyla bir Sovyetler Birliği'ne gidelim diyor. De sen misin diyen tam Sovyetler Birliği'ne gidecek, ihtilal oluyor, adamı asıyorlar. Zorlu ve Polatkan'la, ne tesadüf, o Amerika'ya giden üçlü. Hele hele Polatkan yani 1959 Zürih Anlaşması'nı imzalamış, 1974'te biz o anlaşmayla Kıbrıs'a çıktık ve hala o anlaşmayla biz orada duruyoruz. Bu milletin belirli elitleri yüzünden üzerine yapışmış kul hakları var. Bazen onları çok düşünüyorum, çok düşünüyorum. Allah hepimizi affetsin. Geçelim. Şimdi Güneş Sokak'ta bu 90'lı yılların başlarında, yani Cumhurbaşkanı olduğu zaman da dahil buna, Sayın Süleyman Demirel'le böyle bir baba oğul ilişkimiz olmuştu. Yani böyle beni güvenirdi bana. Oturur sohbet ederdik. Gece Demirel gece Nazmi Han'ı falan yattıktan sonra bir tane görevlisi olurdu çay ve poğaça mahça taşımak için. Vardı her zaman böyle börek. Nazmi Han'ın böreksiz bırakmazdı evi. Allah rahmet eylesin. Gazetecileri de çok severdi Nazmi Han'ı. Ve bizlere evlatları gibi eliyle şey getirdiğini bilirim. Tabakta börek, al evladım ye şunu falan dedi. Biz çok gençiz o zaman. Neyse. Böyle sohbeti açıyor. Ben işte rahmetli İhsan Sabri Çağlayangil'in o sözünü hatırlattım. 12 Eylül'den sonra söylediği, ya biz bu kadar mücadele ediyorduk demokrasi için ama meğersem CIA benim altıma uyuyormuş demişti rahmetli. Onu söyleyince Demirel dedi ki, Arda ben ne zaman ağır sanayi hamlesi için, ağır sanayi hamlesi için Sovyetler Birliği ile anlaşma yapıp işte o Ereğli Demir Çelik, Kütahya Azot, Türkiye'de ağır sanayinin altyapısını Sovyetler Birliği kurmuştur arkadaşlar. Yani hiç kimsenin bize öyle bir şeyler vereceği yoktu. Onu söyleyeyim. Çünkü cız. Türklere bir şey verilmez. Türkler işte öyle dolanacaklar. Onların planı o. İki hamlemde de darbeyle aşağı indirildim dedi. Bu tarihi bir anekdottur. Buradan da gençlere emanet ediyorum. Bunu daha başka yerlerde de söyledi. Buradan da ben size söyleyeyim. Yani ilk Sovyetler Birliği ile o ağır sanayi hamlesini planladığında 1971 darbesi oldu. Sonrasında zaten 1974 sonrasında canımızı çıkarttılar 1980 darbesine kadar. Mesela Batı bu çerçevede baktığınız zaman nükleer enerjide cızdır. Türkiye sanıyor musunuz ki ilk defa bugünlerde yapıyor bu çabaları? Biz nükleer reaktörümüzü, nükleer araştırma reaktörümüzü Çekmece'de kuralı 1000 yıl olmuş. Biz akıllı bir milletiz. Üniversitelerimiz, kadroları, özellikle eski üniversitelerimiz yani köklü üniversitelerimiz, Teknik Üniversite, İstanbul Üniversitesi falan, bunların kadroları falan bu işlere yatkın, bu işleri bilen, sonra nükleer tıbbın gelişimi var Türkiye'de vesaire ama nükleer reaktör yok. Gidiyorsun Kanadalı'ya, bırak Amerikalı'yı. Amerikalı zaten silmiş seni. Ya Brezilya'ya kadar gittik. Ben hatırlıyorum Mesut Yılmaz falan, yani Demirel 90'lı yıllar. Yani bari Brezilya'dan, Kanada'dan nereden bulursak, her seferinde, her seferinde içte dışta büyük kampanyalar.
Hiç unutmuyorum. Star Televizyonu'nun genel yayın yönetmeniyim. Türkiye'deki çevreciler tabii bu tür genel yayın yönetmenlerini falan otomatik kendilerinden sandıkları için böyle bir randevu aldılar, geldiler bana. Böyle 5-6 hanımefendi, 2 tane, 3 tane beyefendi ama hanımlar çoğunlukta, heyet, çevreci. Dediler ki Ardan Bey işte biz bir imza kampanyası başlatıyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz, nedir dedim mesele. Tabii ki dediler nükleere karşıyız. Niye dedim. Şimdi böyle bir kaldılar. Ya dedim Türkiye'de nükleer reaktör var da siz karşı mısınız dedim. Hani kapatalım mı istiyorsunuz? Hayır efendim dedim. Yok olmasın diye kampanya yapıyoruz. Peki dedim dünyada yüzlerce nükleer reaktör var. Kuzey Avrupa ülkelerinin olağanüstü doğal kaynakları var. Onlarda bile varken niçin Türkiye'de sanayinin elektrik altyapısının garantörü olacak en azından 2-3 tane, hadi yüzlerce olmasın Japonya'daki gibi, ama en az 2-3 tane hani toplumu refah toplumuna taşıyacak, refah toplumuna taşımanız için kendinizi, tabii nükleer santrali var İran'ın ama orada kafa yok, normal kafaları olan insanlar nükleer enerjiyi aynı zamanda refah toplumuna geçiş için kullanan insanlardır ki Türkler öyledir. Bunu dedim ben ne imzalarım ne de dedim bu kanalı sizin Batılılardan aldığınız paralarla yürüttüğünüz bu kampanyaya alet ederim. Hadi canım dedim hadi anca. Çünkü hepimiz gayet iyi biliyoruz ki bu bir teknoloji transferi. Nitekim bakın ağır sanayi biz Sovyetlerden, Ruslardan aldık. Sonra aynı Rusya bize iki tane nükleer santral yapıyor. Veya bir tane. İki tane yapıyoruz da ikincisi Rus mu bilmiyorum. Aynı Rusya S-400 satıyor. Hiç kimse satmıyor. Bize diyorlar ki biz sana S-400 falan yani bir hava savunma sistemi satmayacağız. Sen de kimseden alma. Şimdi bu ben Rusyacı değilim biliyorsunuz. Ben Kuvayi Milliyeciyim. Benim karakterim anti-Rus. Anti-Çin, anti-Amerikan, anti-Avrupa her şey. Çünkü bir Türk'ün buradaki varlığı her şeye anti olmasından geçiyor. Bunu hep söylüyorum size. Ama Batılılar bizi nükleerde engelledikleri gibi, şimdi esasa geliyorum, nükleerde engelledikleri gibi uzayda da engellediler. Yapmayacaksın. Ya niye yapmayayım? Sen girme o işe. Arkadaş, 1983 İsrail Uzay Ajansı'nı kurmuş. 1983'te. 1959'da Dimona nükleer reaktörünü Fransa yapıyor. 1962'de kendine ait nükleer başlık üretiyor. Sonra roket sistemlerine geçiyor. İsrail'den bahsediyorum. Bakın bölgemizden bahsediyorum. Bölgemizden. Sonra 1983'te İsrail Uzay Ajansı'nı kuruyor. Ve bugün İsrail bir uzay çalışmasının 3 merhalesini de tamamlamış bölgemizdeki ender devletlerden biri. Tek devlet belki de. Çünkü sonuç itibariyle uydunu kendin yapacaksın. Rampanı kendin yapacaksın. Bu rampadan ateşlenecek roketi de kendin yapacaksın. İşte İsrail bu üçünü de yapıyor. Niye? 1983'te Batı ona bir şey dememiş. Tam tersine büyük bir olasılıkla müthiş bir teknoloji transferi gerçekleştirmişler. Gelelim İran. İran, bakın 2004 yılında İran Uzay Ajansı'nı kuruyor. 2004, daha şurada 16 yıl olmuş. Ve 2009 yılında 5 yıl gibi kısa bir zaman içinde kendi roketiyle kendi uydusunu yörüngeye oturtan devlet kıvamına geliyor. Öyle yani bu sadece bizim bölgemizden. Üçüncü isim Birleşik Arap Emirlikleri. Birleşik Arap Emirlikleri
Hiç dışarıdan bakıldığı gibi değil. Birleşik Arap Emirlikleri kendi uzay ajansına kendi fonları üzerinden müthiş bir yatırım yaptı. Şu anda Birleşik Arap Emirlikleri uzay ajansında 450 bilim insanı çalışıyor. 450. Bunların tamamı Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı. Amerikalı, Fransız falan değil. Bunlar yurt dışında batılı okullarda şurada burada okuyup özel olarak eğitilip Birleşik Arap Emirlikleri'ne getirilmiş ve burada da bu uzay çalışmalarını yapan ekip haline dönüştürülmüş. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir şeyi uydusu bu yıl, bu ay yani Şubat ayının ya daha birkaç gün önce Mars yörüngesine oturdu. Böylece Space for Arabs diye geçiyor bunların sloganı. Yani Araplar için uzay. Yani kendilerini bütün Araplar adına uzay çalışması yapıyor diye kabulleniyorlar Birleşik Arap Emirlikleri. Ve Mars'ın yörüngesine uydu oturtan 5. ülke oldu Birleşik Arap Emirlikleri. Bir adım daha geçti. Yani İsrail'i de geçti, İran'ı da geçti. Şu anda Mars'ın yörüngesinde uydusu dolanan, adı da Umut, Hop yani, ülke Birleşik Arap Emirlikleri. 5. ülke kim? Daha öncekiler Amerika, Sovyetler Birliği, Rusya, Hindistan, Avrupa Ajansı. Bunlar dörttü. Hindistan fakirliğine rağmen Asya'da Mars'a ilk uyduyu gönderen ülke oldu. Birleşik Arap Emirlikleri 5. oldu. Birleşik Arap Emirlikleri'nden 2 gün sonra, sadece 2 gün sonra da Çin uydusu Mars'ın yörüngesine girdi. Şu anda Mars'ın yörüngesinde 6 milletin bayrağı dolanıyor. 7. yok. Zaten Mars yörüngesine uydu oturtanı şöyle diyorlar, uzay kulübünün VIP salonu, elitler kadrosu. Ha, şimdi bakın, Soğuk Savaş yıllarında bu rekabet Amerika ile Rusya arasındaydı. Ama bugün gördüğünüz gibi Amerika ile Rusya yine belki teknolojik olarak, bütçeler olarak, hedefler olarak diğerlerinden önde olabilir ama gördüğünüz gibi şu anda 6 devlet veya 6 yapı Mars'a ulaşmış vaziyette uzay çalışmalarıyla. İsrail'in bir projesini size söyleyeyim. İsrail biliyorsunuz ilaç endüstrisiyle müthiş anlaşmalar yapmış durumda. Yakında bütün aşılar, şunlar bunlar İsrail'de üretilecek ama düşük yer çekimi ortamında üretilecek ilaçların formülleri geliştiriliyor şu anda. Bakın, dünya ortamında mevcut şartlarda birbiriyle buluşmayacak kimyasalları uzaydaki bir fabrikada ilaca dönüştürecek yeni bir uygulama yürütüyor İsrail ve yukarıya kendisine ait bu tür bir ilaç fabrikası kimliği taşıyan uydu yerleştirmeye hazırlanıyor. Bunu yapacak. Aşıları falan da o dönemde yani o uzay bölgesinde aşıların vesairenin üretimi, yapımı, virüs kontrolleri vesairesi her şeyi çok daha kolay olacağı için İsrail uzayın o bölümünün o parasal yönüne yatırım yapıyor. Amerika, Rusya, yarın bir gün Çin'in yatırım yaptıkları alan Mars'taki madenler. Yani o madenlerden orada mı, burada mı, uyduda mı, nerede ne üreteceklerini bilemiyorum. Ama bugün Soğuk Savaş yıllarının tersine uzay çalışmalarının parasal bir karşılığı var. Yani uluslar sadece güç gösterisi için oralara buralara para harcamıyorlar.
Yarın bir gün uzay madenciliği, uzayda üretilecek kimyasallar, uzayda üretilecek yeni tür dayanıklı ev eşyalar, konstrüksiyon, yani yapı ürünleri, daha ne aklınıza gelebilecek ne varsa hepsi zamanla oralara taşınacak. Şimdi Türkiye bir uzay ajansı kurdu. Kendine de 2023'te Ay'a sert iniş, 2028'de de yumuşak iniş hedefi koydu diye sosyal medyada, şurada, burada, orada, siyasette, aklık esansı, gazeteci, güya televizyoncu dalgasını geçiyor. Arkadaş, şaka mısınız ya? Ciddiye alacağınız en önemli konulardan biri Türk Uzay Ajansı'nın çalışmasıdır. Bu öyle Sayın Erdoğan'la şunla sağ olsun o başlatıyor. Bu onunla başlayıp onunla bitecek bir öykü değil. Yarın bir gün hanginiz gelebilirse, iş başına gelseniz daha iyisini yapmak zorunda kalacaksınız. Büyük bir rekabet. Düşünsenize, Orta Doğu'ya yön veren dört devlet gözüküyor. Türkiye, İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve İsrail, değil mi? Biz bunlardan üçünün gerisindeyiz ya. Daha bu size hiçbir şey ifade etmiyorsa zaten hiçbir şey olmaz. Oysa bizim millet olarak çok özel bir durumumuz var. Kendisini bir rokete bağlayıp havalara fırlatan ilk millet biziz ya. Bunu bilmiyor millet yani. Bunu hiç kimse de konuşmuyor. Efendim Hazerfan Ahmet Çelebi'yi herkes tanır. Hazerfan Ahmet Çelebi işte Galata Kulesi'nden kanatlarla atlıyor. Dünya havacılık tarihinde bir ilk olarak, yanılmıyorsam beni sonra düzeltirsiniz, Üsküdar civarında bir yere iniyor. Bunun bir de kardeşi var. Lagari Hasan Çelebi. Öbürü Hazerfan Ahmet Çelebi. Bu Lagari Hasan Çelebi. Bu roketçi. Çünkü 13. yüzyılda Çinliler barutu bulmuş. İlk roketler yapılmış Çinliler tarafından. Sonra çeşitli savaşlarda da barutu, belirli bir barut macunu üreterek kullanılmış çeşitli savaşlarda. Yıl gelmiş 17. yüzyıla, 1632-1633. İşin başında 4. Murat var. 4. Murat'ın bir kızı oluyor. Tabii o zaman padişahın bir kızı doğdu diye bir şenlik var İstanbul'da. İşte bu Lagari Hasan Çelebi de bir roket üzerinde çalışıyor. Biz tarihçiler değil de biz, yani tarihçiler ve biz Evliya Çelebi'nin yalancısıyız. Çünkü Evliya Çelebi'nin anılarından okuyoruz o gün neler yaşandığını. Lagari Hasan Çelebi 1633'te veya 1632, o iş karışık yani, ya bir yıl önce ya bir yıl sonra, işte o sultanın doğması veya prensesin doğması nedeniyle yapılan şenliklerde 7 ayrı kanadı olan bir roketle çıkıp geliyor. İçinde 50 okka barut macunu var. Evliya Çelebi anlatıyor bunu, sıkı durun. Ve kendisini bağlıyor. Hatta nüktedan da bizzat 4. Murat da seviyor onu. Belli yani, para mara da ondan almış. Seni hüdama emanet ediyorum padişahım. Ben şimdi bir Hazreti İsa ile konuşup geleceğim diyor. Şakacı. Şakacı da bir adam. Ve patlatıyor roketi. Fırlıyor yukarı. Gidiyor. İki aşamalı roketi var. 17. yüzyıl. Lagari Hasan Çelebi, girin Google'layın, tamamını okuyun. Ve ikinciyi de patlattığında Evliya Çelebi diyor ki, öyle büyük bir patlama ve öyle büyük bir temaşa oldu ki herkes alkışlarla ayaklandı. O kadar, böyle boğazın üstünde herhalde bir mantar oluştu. Ama Lagari Hasan Çelebi'yi soruyorsanız ona hiçbir şey olmuyor. O abisinden almış kanatları, derler ki yine Evliya Çelebi, gayet güzel o kanatlarla roketin işi bittikten sonra Sinan Paşa Camii'nin önünde denize iniyor.
Ve Hazerfa'nın tam tersine 4. Murat tarafından da çok iyi bir ödüllendiriliyor roket yaptı diye. Sonra 18. yüzyılda tabii roketler daha çok kullanılıyor. 19. yüzyıl, 20. yüzyılda işin tadı kaçıyor biliyorsunuz. İkinci Dünya Harbi ile beraber ne hale geliyoruz? Şu anda hepimizin başında her an bir tane patlayabilir. O yüzden Türkleri böyle fazla da yabana atmayın. Yani biz ortamı bulduğumuzda kanatlanıp uçan, sonra da sağ salim inmesi gereken yere inen bir milletizdir. O yüzden dalga geçmeyin. Benim düşüncem, ben Türkiye'nin birikimlerine inanıyorum. Bu mesafeyi çabuk kapatırız. Ama zaman alacak tabii. Keşke 1980'lerin başında darbelerle, onunla bununla, PKK'yla şununla bununla uğraşacağımıza, İsrail'le beraber aynı dönemde uzay ajansımızı kursaydık, bugün Mars'ta belki de bir tane uydumuz da bizim dönüyor olacaktı. Bakacağız. Ama bu uzay sohbetleri keyiflidir. Detaylar buldukça, yani tarihimizden de falan, arada bir tekrarlayacağım. Çünkü önemsiyorum. Gerçekten önemsiyorum. İki olayı önemsiyorum. Biri çevre sorunları, öbürü uzay çalışmaları. Bunları iyi yaparsak toparlamış oluruz. Hadi kalın sağlıcakla.